Evet, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bir sporcumuz daha boynuna altın madalyayı astı, milli marşımızı çaldırdı. Mısırlı rakibini devirdi, dünya şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti. Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Mısırlı Samar Amer İbrahim Hamza ile karşılaştı. Milli güreşçimiz Mısırlı rakibini 6-0 mağlup ederek 76 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Türk kadının gücünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yiğit'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü. Erdoğan, şampiyon sporcuyu tebrik etti. Cumhurbaşkanım, Türk kadının gücünü gösteriyoruz burada. Neden hatunların şerefe başarının arkasından geliyoruz? İnşallah sizinle en yakın zamanda görüşmek isteriz. Altın madalyanın sahibi olan Yiğit, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Tekirdağ'da bir köpek kayboldu. Çok köpek kaybolur, haber değeri taşımayabilir ama haber veriyoruz bir köpeğin kaybolması haberiniz. Haberin odağı şu, sahilde sahibiyle birlikte gidiyor, adı da Miço. Sonra denize açılıyor, kayboluyor. Hikaye iyi bitiyor. Bir köpeğin plajdan açılarak sahibinin yanından uzaklaştığı ihbarla alınmasına müteakip olay yerine iptal edilmiş olup köpeğe ulaşılmıştır. Sahibiyle birlikte denize girdi, fazla açıldı, gözden kayboldu. Olay Tekirdağ'da gerçekleşti. Sahibiyle birlikte sahile giden Miço isimli köpek yüzerken bir anda gözden kayboldu. Sahibi köpeğe ulaşamadı, panik içinde sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine botla bölgeye giden ekipler denizde köpeği arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada Miço kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta özel işletmeye ait iskelenin altında yüzerken bulundu. Köpek yaşıyor bir vaziyette alınmıştır. Ekiplerin botu aldığı köpek kıyıya çıkarılarak sahibine teslim edildi. Oldukça endişelenen sahibi Miço'nun kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı. Bölgedeyiz. Şırnak'ta konu kaçak avcılar, drone'la denetleniyorlar. Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kaçak avcılığın önüne geçiliyor. Bir bakayım nedendir? Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de Beytüşşebap ilçesinde kaçak avcılığa yönelik drone'la denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde drone, dürbün, fotoğraf makinesi, insansız hava aracı ve fotokapanlardan yararlanılıyor. Burada gerek dürbünle, gerek drone'la, gerekse zoom özelliği olan fotoğraf makinelerimizle, bir de jandarmanın da desteğini alarak av koruma ve kontrol çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Avlanma yasağına uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bu yıl içinde kaçak avlandığı tespit edilen 21 kişiye 1 milyon 148 bin lira ceza uygulandı. Bir dakika, bir indirin ben.